Sayın Atatan YouTube kanalımızın izleyenlere Türkmenistan gündemi haber bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizde haber başlıkları: Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği'nden önemli duyuru. Çin Dili Eğitim Merkezi ve Türkmen Üniversiteleri işbirliğini yoğunlaştıracak. Son haberimiz: Türkmenistan Afganistan'da önemli enerji projesine imza atıyor. İlk haberimiz: Türkmenistan Ankara Büyükelçiliği'nden önemli duyuru. Türkmenistan'ın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Türkiye'de bulunan Türkmenistan vatandaşlarına yönelik bir duyuru yayınladı. Buna göre konsolosluk hizmetleri için randevu alınması gerekmekte. Yayınlanan söz konusu duyuruda şu ifadeler yer alıyor: 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Türkmenistan'ın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği konsolosluk bölümüne başvuruda bulunmak için Büyükelçiliğin resmi internet sitesi üzerinden randevu için kayıt yaptırmanız gerektiği bildiriliyor. Vatandaşların Büyükelçiliğin internet sitesinde randevu alınız bölümünü açıp oraya girmeleri ve hangi hizmeti kullanmak istediklerini belirtmeleri gerekiyor. Söz konusu bölümde bazı bilgiler yer alıyor. Randevu tarihi ve saati olarak kendileri için en uygun zaman dilimi seçmeleri, randevu saatinden 15-20 dakika önce hazır bulunmaları tavsiye ediliyor. Randevuya gelmedikleri takdirde onlardan sonraki kişilerin kabul edileceği belirtiliyor ve randevuya geldiklerinde yanınızda kimliğiniz doğrulayacak bir belgenin bulundurulması tavsiye ediliyor. Sıradaki haberimiz: Çin Dili Eğitim Merkezi ve Türkmen Üniversiteleri işbirliğini yoğunlaştıracak. Çin Dili Eğitim Merkezi ve Türkmen Üniversiteleri Çince öğretmenleri yetiştirme çabalarını yoğunlaştırıyor. Çin Dili Eğitim ve İşbirliği Merkezi, Türkmenistan'daki Çince öğretmenlerinin kapasitesini geliştirmek için Türkmenistan'daki 3 yüksek öğretim kurumu ile anlaşma imzaladı. İlgili anlaşmalar, Çin Halk Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı Dil Eğitimi ve İşbirliği Merkezi Genel Müdürü Ma Jiangin ve Mahtumgulu Türkmen Devlet Üniversitesi, Türkmen Ulusal Dünya Dilleri Enstitüsü ve Uluslararası Beşeri Bilimler ve Kalkınma Üniversitesi rektörleri tarafından imzalandı. Anlaşmalar, Çin Halk Cumhuriyeti Eğitim Bakan Yardımcısı Sun Yao'nun Aralık ayı sonunda Aşgabat'a yaptığı ziyaret sırasında imzalandı. Belgelere göre merkez, yukarıda adı geçen 3 Türkmen Üniversitesi'ne Çince öğretmenlerinin mesleki eğitiminde aktif olarak yardımcı olacak. Bu işbirliği kapsamında üniversitelerin ihtiyaçları doğrultusunda Çinli öğretmenlerin Türkmenistan'a gönderilmesi de öngörülüyor. Son haberimiz, Türkmenistan Afganistan'da önemli enerji projesine imza atıyor. Afganistan'ın ulusal enerji şirketi Dağ Afganistan Brejne Şirket, Harat'taki Nurulcağı Trafo Merkezi'ni yenilemek için Türkmenistan'ın devlet şirketi Türkmen Energo ile birlikte çalışıyor. Bu önemli proje bölgeye istikrarlı bir enerji kaynağı sağlayacak ve eyaletteki sanayi sektörünü canlandıracak. Dağ Afganistan Brejne şirketinin yönetimi yakın zamanda işin ilerleyişini denetlemek ve zamanında tamamlanmasının önemini vurgulamak için proje sahasını ziyaret etti. Şirket tamamlandığında enerji tesisinin Herat ilinin kuzeybatı bölgesindeki bir sanayi bölgesi de dahil olmak üzere binlerce tüketiciye güvenilir elektrik sağlayacağını bildirdi. Ocak 2020 tarihinde şirket ve Türkmen Energo Kurumu Nurulcağıt Trafo Merkezi'ni 110 kW'tan 220 kW'a genişletmek için bir anlaşma imzalamıştı. 500 kW iletim hattı ve Nurulcağıt Trafo Merkezi'nin inşaatının tamamlanmasıyla birlikte Türkmenistan'daki Afganistan'a ithal edilen elektrik hacmi 110 MW'a kadar arttırılacak. Sayın Atatan YouTube kanalımızın izleyenlere Türkmenistan ile ilgili Türkçe haberlerimizi atatantürkmenistan.com haber sitemizden takip edebilirsiniz.